Yazın çok sıcaklarda kokular oluyordu. Yağmurda taşmalar yaşanıyordu. Her tarafta su taşkınları oluyordu. Geçmişini soruyorsan berbattı. Yani buradan keşke burada görseydiniz, buradan akan suyu görseydiniz. İSKİ, İstanbul'un dört bir yanında yaşanan altyapı sorunlarına tek tek çözüm buluyor. Büyükçekmece Serinpınar Caddesi'nde yürütülen çalışmaların da sonuna yaklaşıldı. Serinpınar Deresi'nde mevcut altyapının yetersiz olması sebebiyle bu bölgede yoğun yağışlarda su baskını yaşanmakta ve atık sular Marmara Denizi'ne karışmaktaydı. Bu durum vatandaşlarımız için gerek can ve mal güvenliği açısından gerekse ulaşım açısından ciddi risk teşkil ediyordu. 12 seneden beri bizim bu mahallemize hiçbir işlem yapılmadı. Altyapı olmadıktan sonra İSKİ'nin her sorunu olur. Evlerimiz lavabolardan kokular da gelebilir, asfaltımızda kokular da oluyor, sel basımında altta oturanlara sel basıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda yağmur suları Marmara Denizi'ne, atık sularsa Büyükçekmece İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak. Çok yağmur yağdığında giderlerden dışarıya su taşıyordu. Tıkanmalar oluyordu. Esnafım, kış aylarında burada su taşkınları ve yokuş bir bölgede olduğumuz için yağmurlu, çakılı baskınlar oluyordu. Bu sebepten dolayı zorluklar çekiyorduk. Kış gelmeden önlem almaya falan çalışıyorduk. 1100 metre dere ıslahı ve 2000 metre atık su hattı inşa edeceğiz. Böylelikle buradaki mevcut dere kesitini de 5 katına çıkarmış olacağız. Yapacağımız çalışmaların içerisinde bu bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçip Marmara Denizi'ne atık su girişini de engellemiş olacağız. Nisan ayı sonu itibariyle de imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Aşırı derece bir su baskını, çamur, çaylak her şeyi vardı yani. Şimdi çok güzel oldu. Yani çok emek verdi arkadaşa, ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel, 6,5 ay emek verdiler. 16